genel izleyici için uygundur. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerlerinize olsun inşallah. Efendim iyisiniz inşallah. Allah iyilikler, güzellikler versin. Allah bu vesile ile hanenize huzur, bereket versin. Şu güzel anın hürmetine Allah bütün günahlarımızı affeylesin. Kimin ne derdi, sıkıntısı varsa gidersin inşallah. Efendim çok güzel bir konumla karşınızdayım. Beyler Bey camii İmam Hatibi Ramazan Kutlu Hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler ediyorum. Ee, güzel bir program olmasını diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Her zaman olduğu gibi keyifle seyrediyoruz programlarınızı. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah bu da e, öyle olur. Onlardan i̇nşallah. bir tanesi olur. Can i̇nşallah anlatılanlardan e, hem bizler hem de izleyenler o ayetlerden, o hadislerden, anlatılan güzel şeylerden inşallah payına düşen hisseyi alır. Zaten amacımız da bu değil mi hocam? Sadece muhabbet etmek, iki kişi bir araya gelip muhabbet etmekten ziyade anlatılanların çok çok önemli olduğu ve anlatılanların ayetler ve hadisler olduğunu ve hepimize gerçekten elzem olan konuları işlediğimiz için bize e, önemli olan vazife bu anlatılanlardan hisseyi almak hayata tatbik etmek. İnşallah e, bu şuurda olanlardan oluruz. İnşallah hayra vesile olur. Yani sözde kalınca bazı şeylerin bir kıymeti kalmaz. Yani duyulanlar e, bir tarafa e, gitmeli hazineye. E, gidip orada icraata dönmeli. Yunus Emre'nin bir sözü var. Der ki dilsizin söylediğin kulaksız dinleyesin ...dilsiz, kulaksız söze can gerek anlayası der. Şimdi onda en açık şekilde biz mesela Peygamber Efendimiz... ...ölümü bir sessiz vaiz olarak bize bildirir. Yani o çok şey söyler aslında orada, o haliyle çok şey söyler. Mesele duyabilmektir yani kulakla dinlemek değil, dille söylemek değil. Kaldı ki burada yani bu programda ayetlerle, hadislerle, dille söylenecek. Yani herkesin duyabileceği şekilde hissedebileceği şekilde, anlayabileceği şekilde bir şeyler söylendiği zaman mutlaka önemli olan o sözün sözden öte öze yerleşip bir şeyler yapabilmek, icraata dökülebilmesidir yani. E, aksi takdirde hiçbir şey ifade etmez yani. Yoksa hocam yani bilgiyi al sadece öf özür diliyorum hani bilgi hamallığı değil yani. Değil yani. Evet, o olmamalı. Faydaya e, yönelik olmalı. İnşallah. Evet. Hocam çok da faydaya yönelik olaca olacak olan bir konuyu seçtik beraberce duayı. Hani e, Kabe'nin de o siyah örtüsünde yazılıyor hocam. esen billah kul ma ya'bu bikum rabbi levla duaukum. Hani duanız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin diyor ya Cenabı ı Hak bizlere. Evet. Demek ki dua çok önemli bir ibadet. Önce dua nedir hocam? Onunla bir başlayalım. Dua nedir? Dua her şeyden önce acizin e, aciz olan insanın e, bütün kainatı yaratıcısına karşı acziyetini ifade edip yalvarışı yakarışıdır. Fani'nin baki olana e, dilekçesidir, kulun Allah'a yalvarıp yakarmasıdır. Du'a e, her şeyden önce davet kökü gibi e, işte insanın Cenab-ı Hakk'a e, duasında e, kabul etmesi için ona nidasıdır, dilekçesidir, yalvarmasıdır. E, bu şekilde ifade edilir genelde du'a. Söz olarak tabi bu e, kelime olarak bu şekildedir. Ama e, içini e, doldurmak mutlaka örnekleriyle beraber olacaktır. O da ayetler, hadisler vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilk açarız açış suresinde, Fatiha suresinde Açan karşımıza evet orada karşımıza çıkan nedir? Bir duadır. Yani bütün halde inen o Fatiha suresi aynı zamanda duanın en güzel örneklerinden bir tanesidir. Ve Kur'an-ı Kerim'i kapatacağınız anda da karşınıza çıkan Nas ve Felak sureleri vardır. Aynı şekilde onlar da dua içerikli olan. Yani başından sonuna kadar aslında hep bu şekilde hem ibadettir hem duadır. Yani istek ve arzuların olduğu her şey. Yani dua dendiği zaman dua sadece insanın elini açıp da ...yalvarması, yakarması değil, dile dökmesi değil... ...bazen kendi işten geldiği gibi, içinden geçirmesidir bazen... ...yani bunların örneklerini inşallah program içinde sunacağız... ...bazen çalışmasıdır, bazen dile dökmesidir, bazen içten geçirmesidir... ...bazen bir pişmanlığıdır, çok farklı şekillerde değerlendirebiliriz tabii duayı. Tabii hocam hani dediniz ya böyle ellerimizi açıp Rabbimize yönelik bir dua yapıyoruz ya Rabbimizden istiyoruz. Evet. Bu şekli olarak da ellerimizi açıp ama bazen ellerimizi açmadan da dillerimizi ifade etmeden de gönülden e, dile dökemediklerimiz bile dua hükmünde olabilir. Aynen hani bir evet. bazen bir pişmanlık bile duadır dedi. Evet. Çok güzel dediniz. Şimdi hani şey de çok hoşuma gitti. Fatih yani Kur'an-ı Kerim 600 sahife başlangıcını açıyorsunuz Fatiha suresiyle başlıyorsunuz. Fatiha açan demek. Açtık. Ama o kadar güzel ki Mina hani bir kere nas. evet yani elhamdülillahi rabbil alemin işte hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İşte er Rahim, rahman ve rahim olan ancak odur. Maliki din gününün, kıyamet gününün yegane sahibi Maliki Allah'tır. Aynen. Şimdi 3 ayette esasında dua öncesi bir Allah'ı tazim var. Onu yüceltmek var. Sonra bizler devreye giriyoruz değil mi? Yani Allah evet. işte üç ayette diyor ki ben rahmanım ben rahimim evreni kainatı ben yarattım ben güçlüyüm ben kudretliyim. Kabul ediyorsunuz. Biz Sonra... de diyoruz ki o zaman hepimiz evet. iyya kenabudu ve iyya kenazain. İhdina sırhat al müstakim. Ve yani evet. bunların ayetleri de, manalarını da verirseniz çok hoş hocam. Yani e, üç ayette Allah bize ifade ediyor ya o halde bize düşecek vazife teslimiyet diyoruz ve iyya kenabudu ve iyya kenazain diyoruz. Evet. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız, Yalnız, senden, senden medet yardım talep ederiz ve dua oradan sonra başlıyor evet, değil mi hocam? Başka gidecek kapımız yoktur. Yani burada Cenab-ı Hak e, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman Errahim Allah Rahmandır Rahimdir. Enteresandır tabi o Rahman ve Rahim kelimeleri de. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyurur. Lehul Lehül esmaül husna fed ohu biha. Bütün güzel isimler Allah'ındır. Onlarla siz dua edin. Yani bir insanın az önce söylediğimiz gibi içinden geçirmesi, pişmanlığı, bazen sevinci yani düşünün ki bir insana birisi bir iyilik yapıyor, bir şey yapıyor. Onun ki Allah senden razı olsun demesinin ötesinde o içinden geçirdiği bir söz var ya hani anlatılır. Yani bu berberde tıraş olan bir derviş anlatılır hani. Kelin de bir sahibi varmış derler ya. Ben bir şey söylemedim ama o ee, bir şeyi e, takdir etmiş, tayin etmiş. Şimdi Bizim ötemizde başka bir şey vardır. Ee, burada e, Cenab-ı Hak, e, Rahman ve Rahim e, isimleriyle beraber Kur'an'ın ilk şeyinde, yani birisi dünyaya yönelik, diğeri ahirete yönelik. Rahman ben, ve Rahim'den bahsediyorsunuz. Tabii, evet, Rahman ve Rahim. Rahman sıfası, e, Bismillahir Rahman, Allah Rahmandır. Dünyada e, biz dua edeceğiz, bize düşen budur, biz yalvaracağız, yakaracağız. E, ama her şey istediğimiz şekilde olmayabilir, böyle bir şey yok. Biz dilekçe sunuyoruz, dilekçe kabul olmayabilir yani ve biz kabul olmadı diye küsmeyeceğiz. Hani bir e, söz var, e, Çankı yöre, Çankırı yöresinin bir türküsüdür aynı zamanda e, der ki e, dua ettim olmadı, e, çıracaklımı yanmadı, e, mail verdim olmadı. Çok yalvardım Allah'a duam kabul olmadı diye söyler. Tekerleme değilmiş. Yani, evet <laughs> tekerleme gibi bir türküdür. Şimdi e, dua ederken biz sebepler arıyoruz yani. Burada da Cenab-ı Hakk'ın isimlerini ön plana çıkarırken biz dua ediyoruz. Yani illaki olsun, olsun isteriz ama olmayabilir de. Çünkü Cenab biz hocam çok özür dilerim. Biz bazen dua ederken biz zannediyoruz ki istediğimiz şey bizim lehimizde. Ama biz bizim aklımızla öyle zannediyoruz. Ama Cenab-ı Hak bizim aleyhimize olduğunu bilip o duayı belki yani gerçekleştirmiyor ama edilen dua ne olursa olsun hani Allah'tan evet. her şeyin hakkın hakkımızda hayırlısını isteyeceğiz değil mi veya her şeyin hayırlısını isteyeceğiz. Aynen öyle şimdi söylediğiniz zaten orayı söyleyecektim yani bu kabul olmadı diyerek e, pişman olmak değil bizim hakkımızda hayır nedir şer nedir bunu bilemiyoruz zaten Cenab-ı Hak buyuruyor hakkımızda hayır nedir, şer nedir siz, siz bilemezsiniz. Yani nice şer gibi görünenler vardır hakkımızda hayırdır. Hayır gibi görünen şeyler vardır şerdir. Onun için insana düşen teslim olmaktır. Insana düşen kabullenmektir bazen. İnsan mutlu olmak için şimdi mutlu e, olmanın e, burada e, insanlar bazen şöyle düşünüyorlar. Polyanlacılık oynamak gibi geliyor insanlar. Hayır öyle değil. Yani ya kendimizi yıpratır, yorar, içinden çıkamaz hale geliriz getiririz hayatı yahut da bazı şeyler bizim elimizde olmadığını düşünür, anlar, sonra orada teslim oluruz. Yani dua bir nevi aynı zamanda teslimiyettir. Cenab-ı Hakk'ın dünyada mümin kullarına karşı bir ayrımcılığı yoktur, vardır ama... O böyle keskin çizgilerle işte ibadet edene karşı, dua edene karşı işte Cenab-ı her şeyi vereceğim diye bir şey buyurmaz. Yine aynı şekilde işte siz dua ettiğiniz zaman bütün dualarınızı kabul ederim diye de bir şey yok. Dua kabul olur ama ne kabul olur, nasıl olur biz haddimizi bileceğiz. İnşallah önümüzdeki dakikalarda bazı şeyleri daha açık bir şekilde konuşuruz. İnşallah. Hocam evet. peki... E siz demin bir, bir ayet okudunuz. Hani velillahi'l esmaül hüsna fedu'uhu biha. Evet. Yani Allah'a dua ederken Allah'ın esmasıyla dua edin. Şu mu yani hocam? Mesela ellerimizi açtık, kendimizle baş başayız, dua ediyoruz. Allah'ın isimleri 99 tane isimleri var. Hepsinin de zaten kullarda yansıması var, değil mi hocam? Mesela Allah alimdir, her şeyi bilendir. Ama biz de biliyoruz ama her şeyi bilemiyoruz. Evet. Bizde o alim sıfatının bize yansıması, tecellisi var. Peki mesela işte Ya Fettah. Ey şey açan demek. Hayırlı kapılar aç anlamında o esmayı zikrederek mesela o yönde bir talebimiz varsa o ile beraber dua etmek anlamlı mı olur? Tabii ki. Yani mesela bir, Tevvab, tövbe. E, biz herhangi bir mesela Tevvab dediniz bir insan e, suç işlediği zaman, hata işlediği zaman tutup diline bazen sözler gelmez. Ya Tevvab, ya Tevvab, ya Tevvab der durur yani. Ya tevap, ey tevbeleri kabul eden normalde budur ama ey tevbeleri kabul eden ben tevbe ediyorum beni de affet demek beni de, benim de tevbemi kabul et demektir. Ya Rezzak diye sıkıştığı zaman rızkıyla alakalı söylediği zaman bir insan Ya Rezzak Ya Rezzak Ya Rezzak der de Cenab-ı Hak kulum rızık istiyor demez mi? Allah aşkına şöyle düşünelim bir insan yani insanız neticede dünyaya gelen yavrumuz var bu dili söze dök, dökmeyen o bebe. Ufacık bir yavru ağladığı zaman anne bilir ki bu mama istiyor. Sonra o o şekilde onu beslemeye çalışır. Biraz daha ileri gider anne mama dediği zaman onu söze döktü, döktüğü anda bir annenin o çocuğa karşı o şefkati adeta e, yani onun süt pınarlarının akmasına sebep olur e, ki Peygamber Efendimiz bir gün kölelerin o devirde değişik dönemlerin değişik kölelikleri vardır. Şimdi de çok farklı şeyler vardır. Yani O dönemde insanlar eski kavimlerde köle pazarlarında alınır satılır. İslam'dan önce de aynı şekilde böyle köle pazarında çocuğunu arayan bir kadın bir çocuğa sarılıyor bırakıyor. Sonra başkasına sarılıyor bırakıyor. Peygamber Efendimiz yanındakilere diyor ki bu çocuk bu kadın ne arıyor? Diyorlar ki ya Resulallah belli ki çocuğunu kaybetmiş köleler arasında olabilir mi diye onlara bakıyor ona bakıyor ve sarılıyor bırakıyor çocuğun kokusundan tanımaya çalışıyor. Olmadığını görünce bırakıyor sonra peygamberimiz yine bir soru daha soruyor diyor ki bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah. Atar mı? Ana o diyorlar. Yani e, merhametini 99'a ayırıp da 100'e ayırıp 99'unu kendisine saklayan Cenab-ı Hak kulunu ateşe atmak için yaratmadı ki. Kuluna vermek için yarattı. Kulunu kainatın en şerefli varlığı olarak yarattı. Bu dünya gurbetine gönderdiği kulu irtibatı kesmesin diye. Adeta bizim geçtiğimizde internet irtibatı koptuğunda her şeyimizin bittiği gibi... Elimizde bütün her şeyi kaybettiğimiz gibi, bütün bilgiler silindiği gibi... ...işte insan da bu dünya gurbetinde o irtibatı devamlı diri tutmak zorundadır. Ne ile? ibadetleriyle diri tutmak zorundadır. Namazıyla, orucuyla, haccıyla, duasıyla. Evinden çıkarken, ya Rabbi ben evimden çıkıyorum, çoluğumun, çocuğumun... ...rızkı için evimden çıkıyorum, adımını atarken bile... ...işte sağ eliyle, ayağıyla çıkıp aynı şekilde işine gitmesi... ...bu şekilde, bu düşünce içinde olması onun için bir ibadettir. Ve o ibadeti yaparken işte... Ee, Allah bu kadından daha maz merhametlidir. Hiçbir zaman kul unutmamalı. Hmm. Bu dünya gurbetine gelen insanın asli görevi Rabbini tanıyıp onu bulmasıdır. şikayet e, kaynaklarla bulamıyorsa İbrahim peygamber anlayışıyla aklıyla bulması, aklıyla da bulmanın yolunu Kur'an gösteriyor yine. İbrahim peygamberden örnek vererek gösteriyor. Yani bir insan düşündüğü zaman boş kalmadı, boş düşünmediği anda mutlaka bir yaratıcıyı düşünür. Yani bir yerden Yaratıcının varlığını bu kadar düzen içinde çıkarabilir. Dolayısıyla yalvaracağı, yakaracağı yer aciz olanın, e, fani olanın, baki olana, yani kulun Yaratıcıya e, neticede o dilekçesini hiçbir zaman koparmamalı. Allah kulunu cehennem ateşinde yakmak için yaratmadı. Allah kulunu çok seviyor. Allah kullarını bağışlamak için yarattı. Ama biz isyan konusunda ısrarla durmamalıyız. Hani başlarına bir bela geldiği zaman, musibet geldiği zaman keşke dönüp de Allah'a yalvarsalardı. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor Kur'an'da ya. Yani keşke o vaziyet geldiğinde, o çok zora dara düştükleri zaman keşke yalvarsalar. Keşke Allah'a dönseler. Cenab-ı Hak kabul etmeyeceği şeyi ister mi kulundan? İstemez. Kabul edeceği şeyi istiyor. Yani demek ki hocam bizler de fani olarak, aciz olarak dua ettiğimiz takdirde Allah katında değerimiz, mertebemiz artıyor ibadettir. İbadet aynı zamanda ibadetlerin özüdür esasında evet. dua değil mi? Peygamber Efendimiz'in ifadesi ve yani Kur'an-ı Kerim'de de işte İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettiniz. E, çeşitli peygamberlerin çeşitli dualarını da Allah çok önemsemiş ve onları Kur'an'a motive etmiş. Aynen. Daha doğrusu montalamış diyelim tabiri caizse. O dualardan inşallah bizler de zaten ilerleyen dakikalarda hani Yunus Aleyhisselam'ın duası var. Değil mi hocam? Evet. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın var. Bunlardan da bahsedeceğiz ama şunu ben sormak istiyorum. Ee, mesela dua diyoruz. Tamam hani çok güzel izah ettiniz. Aciz olanın baki olandan istemesi, dilekçe sunması. Peki duanın bir metodu var mı? Bir adabı var mı hocam? Yani mesela ne bileyim dua ederken hep elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi Ecmain diyoruz ya. Evet. Bunun için diyoruz hocam. Onun için diyoruz. Evet. E, dua ederken çünkü Peygamber Efendimiz duanın her şeyden önce bir adabı erkanı var. Her şeyin adabı erkanı olduğu gibi dua et dua hüvel ibadet. Peygamber Efendimiz böyle bildiriyor. Dua ibadetin kendisidir. ibadettir Dua ibadettir. Şimdi bu sözde olduğu gibi fiiliyatla da olabilir. Bu e, ibadet olan duanın tabii ki her şeyde olduğu gibi bir ritüeli bir şekli vardır. E, Peygamber Efendimiz e, de uygulamalarını görüyoruz biz bunun. Yani e, abdest almak e, fazileti açısından önemlidir. Bazen kıbleye döner. E, i̇şte e, dua ederken ellerini açar. Bazen e, yukarı kaldırır. Bazen e, birleştirir. Bazen e, çok farklı şekillerde Cenab-ı Hakk'a yalvarır. E, o haşyet içinde tabii Cenab-ı Hakk'a dua ederken e, bağırmadan, çığırmadan bazen öyle oluyor. Biliyorsunuz e, yapılan bazı dualar çok böyle bağırarak yapılan dualar var. Peygamber Efendimiz e, hatta bir anda siz e, sağıra, Hı. uzak olana seslenmiyorsunuz. İlave olsun. Aynen hocam. Evet. Heh. Siz yakın olan birine sesleniyorsunuz. Siz Rabbinize dua ediyorsunuz. Ve Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Hakk'a huşu ile yalvarma konusunda e, bize ikazlar vardır. Yani onun da adabına, erkanına uyarak dua etmek lazımdır. Hocam size katkı olsun, ilave olsun anlamında o notu da aldık. Araf suresi <laughs> ve okuyayım hocam ''Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Evet. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin.'' Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. İyilik Eyvallah. ve rahmet bağlantısı var burada. Evet. E, korkuyla ümit var. Yani bu bu ayeti sadece bu ayeti bu programda konuşsak bitiremeyiz. Hiç, hiç O kadar değil. enteresan evet. detaylar var ki. Mesela şurada e, önce şunu ya, yalvara yakara ve gizlice dua edin hocam. Demek ki e, yani gizli dua etmenin de Allah katında bir farklı bir değeri var. Şüphesiz. Yani e, şöyle diyelim. Bazen yalvarma, bazen tezarruan ve hufya, gizli dua etme. Yani her şeyi açığa çıkaramıyorsunuz bazen dile dökemiyorsunuz ve diyorsunuz ki ya Rabbi dile dökemediğim içimden geçirdiğim dualarımı da hakkımız, hakkımda hayırlısı olacak şekilde kabul et dediğimiz anlarımız vardır. İşte o dediğiniz gizlice evet, o kapsama Gizli, giriyor. Tabii Tabi, Yoksa mesela çok özür dilerim hani etrafta insanlar var diyelim siz dua ediyorsunuz hani beş vakit namazı evet. aşikar bir şekilde kılmak zaten bu riyaya girmez değil mi hocam bu farz namaz. Tabi tabi. Ama nafile namazlarda mesela Hani gizli kılmak kimse görmeden tek başımıza kılmak daha ala. O, o, bağlamda gizlice yani duayı işte dile dökemediğimiz ama içimizden tasavvur edip düşündüğümüz ama dile dökemediğimiz mi mi acaba Cenab-ı Hak kastediyor? Bir burada. tanesi odur. Bir tanesi. Ee, birisi, başka bir tanesi gecenin karanlığında dua etmektir. Yani insan e, az önce söylediğimiz gibi söylediğiniz bahsettiğiniz yani namazın gösterişi olmaz ama başka türlü bir insan kendisini göstermeye de çalışır. Mesela dışarıda göstermeye çalışır. Bu görüntü bazen özle uymaz. Sözler özle uymaz bazen. Önemli olan sözün özle uyması. Bazen de sözün bitip de sözün bittiği yerde dua etmesidir. Hani öyle bir an vardır ki o ana gözyaşları şahitlik eder. Gözyaşları içinde siz ona dua edersiniz. Mesela bu şimdi aklıma geldi. Çanakkale Harbi'nden sonra Mehmet Akif merhum işte Hicaz şeyde Ürdün civarında orada oralarda devlet adına hizmetlerini yapıyorlar. Bu müjde geldiği anda gidiyor abdest alıp secdeye kapanıyor. Ve o kadar uzun secde yapıyor ki secdede yanındaki kuşçubaşı Eşref merhum bakıyor çölün kumları ıslanmış gözyaşlarıyla. Orada ne dua etti acaba? Peygamber Efendimiz secdeye kapandığı zaman secdede sadece acaba Subhan Rabbiyel Ala mı diyordu? Sadece Subhan Rabbiyel Ala diyerek mi orada şey yapıyordu? Yoksa o secde anı kulun Rabb'ine en yakın olduğu anda o şekilde secde mi yapıyordu? E ellerini kaldırmadan Belki o mahfi bir şekilde kendisini adeta toprağa gömercesine yüzünü yere vurarak oradaki duası acaba hangisi yukarıda Ya Rabbi Ya Rabbi dediği mi? Yoksa o çok içten gelen, çok içten gelen e, yüzünü yere vurarak oradaki o samimiyeti arada perdenin adeta kalktığı Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır Peygamber Efendimiz buyuruyor ya. Orada acaba orada mı Rabbinden istedi de Allah ona Çanakkale şiiri gibi bir şiiri besmele çekerek ve velhamdülillahi rabbil alemi diyerek onu bitiriyor mesela hiçbir kelime söylemeden. Acaba Rabbi oradan bildirdi bilemiyoruz onu. Bilemiyoruz, Ama yani. e, namazlardan sonra Peygamber Efendimiz dua ederdi. Namaz bir sebep vesiledir. Sadaka vererek başka şeyler. inşallah bunlar yine programın devamında şey yapar da konuşuruz şimdi. tabii ki. Evet. Hocam e, bir sizin biliyorsunuz yani biz biliyoruz da siz de biliyorsunuz da izleyenlerimiz de biliyor. Sizin hem sesiniz güzel hem kendiniz güzel hem de iliminiz güzel. Dolayısıyla biz istedik ki sizden bir kaside dinlemek. Ne demek? İster, şey Daha doğrusu arzu ediyoruz. Okursanız seviniriz. Tabii bizim asıl birçok kişinin bildiği alan, musiki alanında çalışmalarımız Mehmet Kemik hocamla beraber. Buradan selam olsun kendisine. Evet, 30 yıldır biz çalışmalar yapıyoruz. Tabii o çok gayretli, çok çalışkan bir kardeşimiz. Yani 30 yıldır bir sofrayı paylaşıyoruz, o emek veriyor. Ne güzel. Biz de aynı sofrayı paylaşıyoruz İnşallah. Sesin güzelliği de Allah'ın bir lütfu. Onun için de çok dua etmek lazım. Yani Allah nimetlerini böyle bazı kullarına çokça dağıtmış, bazılarına hiç vermemiş. Yani ses güzelliği, yüz güzelliği, konuşma güzelliği Allah'ın lütuflarındandır. Ee, aslında yani hesabı da çok zor olacaktır herhalde. Allah e, yani, kolaylıklar versin. Hepimize kolaylıklar evet. versin. Hocam çok güzel bir Ne yeri. inşallah. Şimdi benim kafamda bu cümleyi son cümleyi kullanırken bir soru daha belirginleşti. Harikulade olacak bu soru çünkü. E, Kasideden sonra o soruyu soracağım size. İnşallah. i̇nşallah. Dua mahiyetinde olsun o zaman. Valla yani güzel olur. Yani konumuz dua. Duayla tamam. bağlantılı bir kaside okursanız tamam. sanki daha güzel olur. Peki. Bu Mikrofonunuz mı? evet şu anda tamam, <laughs> Yakanızda hocam zaten Yine e, Mehmet hocamın bir e, Dua ile alakalı ilahisi var Onu okuyalım ondan sonra kasideyi okuyalım Tamam o hocam zaman. Açalım Elimi kayyum samed ihsanına yoktu adet Firdevs cennetinde ben kalanlardan Şu dünyanın cefası çok Kimi aç gezer kimi tok Şol mizanda sevabın çok Emanetler eman kalın Kalır gider canlarda eyle bizi ya evet hocam, çok Eyvallah. güzeldi çok Eyvallah. güzel bir eser oldu çok teşekkür ediyoruz hem de bizler de ilahi dinlerken aynı zamanda içimizden de amin dedik. Çünkü çok güzel dua metinleri de icra etmiş oldunuz. Allah razı olsun. Ömrünüze bereket olsun. Teşekkürler. İnşallah Selam. konuşmaya devam edeceğiz Ramazan Kutlu Hocamla. Şu anda e, seyirci sorularımız var. Hemen seyirci sorularımıza da cevapları verelim. Sonra Ramazan Kutlu Hocamızla hem bir soluklansın, hem bir <laughs> su içsin. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Son inen ayet hangisidir? Ve aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Son inen ayetten önce ilk inen ayet Alak suresinin 5 ayeti biliyorsun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberliğinin başladığı an. Nur dağının zirvesinde bir dağın zirvesinde ilk inen ayet geliyor. Son inen ayet yine bir dağda Arafat'ta hacıların hacı olduğu o güzel yurtta o mekanda Maide suresinin şu ayeti geliyor. Estağfirullah. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi kemal erdirdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Size olan nimetimi tamamladım. Ve radiytu lekumul islame dina ve din olarak İslam'ı seçtim ve razı geldim. Bakın çok manidar bir ayet. Allah İslam dinini nimet olarak tanımlıyor size olan nimetimi tamamladım diyor. Tabii bu inince bu ayet şimdi peygamberimiz aleyhisselatu vesselam'a inince peygamberimiz etrafındaki ashab güzin efendilerimiz Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer rivayetlerde onlar da yanında söylediklerinde hatta onlar böyle bir e, duygusal moda giriyorlar, ağlıyorlar, gözyaşı döküyorlar. Hatta peygamber Efendimiz niçin ağlıyorsunuz deyince şey ya Resulallah son inen ayet geldi. Korkarız ki vefatınız yaklaştı. Ona ağlıyoruz. Peygamberimiz diyor ki ağlamanıza gerek yok. Siz dua edin, Kur'an okuyun, Allah ile irtibatı devam ettirmiş olursunuz. Yani bizim konumuz neydi? Duaydı değil mi? Hani dua etmek Allah ile an itibariyle irtibata geçmek demektir. Kur'an okumak Allah ile konuşmak demektir. Dolayısıyla bu ayeti bu şekilde anlayıp hem Kur'an'a hem duaya sarılabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Diğer sorumuzu alalım. Selamun Aleyküm Hocam. Peygamber Efendimiz'e neden el emin demişlerdir? Aleyküm Selam sevgili kardeşim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a neden el emin denilmiştir? Güzel bir soru. Çünkü Peygamber Efendimiz güvenilir bir insandı. Peygamber olmadan önce gençlik döneminde Mekke'de o sıkıntılı hayatın yaşandığı putlara tapıldığı işte Kabe'nin etrafında putların olduğu, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, affedersiniz kadınların hiçe sayıldığı, insan gibi görünmediği o kutlu yani o sıkıntılı dönemde daha doğrusu Peygamber Efendimiz, daha peygamber olmadan güvenilirliğiyle ön plana çıktı. Enteresan bir şey söyleyeceğim. El Emin sıfatını Peygamber Efendimize kim taktı biliyor musunuz? Ona inanmayan müşrikler. O yüzden bizler de inşallah güvenilir olan el emin Peygamber Efendimizin o güzel hasletine o güzel e, hasletine biraz daha yaklaşan o e, noktada o minval üzere bir hayat yaşayan e, kullarından oluruz inşallah. Efendim e, şimdi kaldığımız yerden Ramazan Kutlu Hocamızla devam ediyoruz. Duayı konuşuyorduk. Kaside okumadan önce çok güzel bir şey söyledi hocam. Hani hocam dediniz ya Allah'a dua ediyoruz, işte bir şeyler istiyoruz ama hani Peki var olan nimetler var. En başta sağlık nimeti. Anne babamız, evlatlarımız, komşularımız birçok nimetler var sayamayacağımız. Peki bu noktada en azından hani ekstra bir şey istemektense hani var olan bu güzelliklerin devamı niteliğinde de dua edilebilir mi? Veya edilmeli mi? Zaten duanın yapılacağı şekillerden bazen istemek için Bazen verilene şükretmek için, yani şükür de bir nevi duadır. Bazen başa gelen bela ve musibetlere sabır için, bazen de e, Cenab-ı Hak'ın e, işte e, arzulayıp, iste, e, yani kavuşmak istediğimiz şeyler vardır. Onları, e, onların olması için dualar ederiz. Yani e, dua sadece el açıp da isteme anlamına e, hapsedilemez. Yani bazen tevbedir, bazen şükürdür. Bazen namazdır. Bazen namazdır. Zaten e, namazın ve diğer ibadetlerin e, duadan önce yapılmasına işte insanımızın maalesef anlamadığı bir şey var. E, şey yapıyoruz biz genelde. E, yani dua yaparken işte oturayım dua yapayım. Hayır dua yapmak için bir şeyi ön plana çıkarmak e, o duanın kabulüne sebeptir. Mesela Peygamber Efendimiz'i işte bir secde anında ya Resulallah Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamışken niçin bu kadar kendini yoruyorsun? Oradaki yorma olarak görülen şeyi Peygamber Efendimiz Rabbime verdiği nimetleri için şükreden bir kul olmayayım mı? Allah Allah. Kaldı ki ne kadar belalar musibetler görmüştü değil mi? Yani işte bazen bu e, teşekkür anlamında yapılır dua Çünkü, bazen. Yani, bazen sabır, heh. bazen tevbe anlamında. Çok farklı şekillerde yapılabilir, öne, örneklendirmek mümkündür. Ama program e, mi onu bilemiyorum yani. Sıramız ne kadar kaldı evet. bilmiyorum ama biraz, biraz sonra yönetmenimiz kulağıma söyler ama şunu söyleyeceğim. Kalan dakikalarda hani e, siz çok güzel bir yere temas ettiniz dediniz ki hani şükür. Evet. Şimdi Kur'an'da bir ayet geldi aklıma. Le inşekertümle eziden neküm. Eğer Allah diyor ki bana şükrederseniz, e, size vermiş olduğum nimetler karşılığında bana teşekkür ederseniz, size olan Artırım. nimetimi çoğaltırım. E biz istiyoruz zaten. Heh. Demek ki şükür evet. en güzel duadır. Yani yani ne damet tevbeymiş der bir e, şair bir sözünde. Yani pişman olmak, nadim olmak. E, yani ben tevbe ediyorum. Estağfurullah, tevbe ya Rabbi filan demenin <laughs> ötesinde. Az önce bahsettiğimiz gibi pişmanlık duyup pişman olan nefse Cenab-ı Hak yemin ediyor. İşte pişmanlık da aynı zamanda günahtan tevbe şey, pişman olup cenab Hak'tan affını dilemektir. Az önce söylediğimiz bütün güzel isimler Allah'ındır onlarla Allah'a yalvaran ya tevvab dediği zaman ya settar, ya settar duyup ya cebbar, Farklı şekillerde daraldığımızda bunları söyleyerek Cenab-ı Hak'tan dua istemek. Az önce kaside de aynı şey. Ya işte orada söyledik mesela Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle beraber oradan da dua istedik mesela. Hmm. Yani. Hocam bir de mesela kavli dua var bir de fiili dua var. Eyvallah. Şimdi bu iki dua da çok önemli. Evet. Mesela özellikle hani pandemi döneminde bu çok konuşuldu. Hani mesela işte maske, mesafe, hijyen değil mi? kurallar vardı. Belli bu kuralları he, eğer uygulamadan sadece Allah'ım işte bu illeti benden götür bana uzak, benden uzaklaştır anlamında dua ettiğimiz takdirde bu dua biraz anlamsız kalır. Önce hani evet. o e, fiili dualar bir nevi o da bir duadır değil mi? Yani evet. maske, mesafe, hijyen veya başka bunu gün, misalleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla Ondan sonra fiili dua dile dökmek ve ikisi Kesinlikle. bir bütün arz ediyor. Bu ikisi noktasında neler dersiniz kavli ve fiili dua? Mesela bahsettiğiniz o olayla hastalıkla alakalı Peygamber Efendimiz kim bir yerde bir hastalığa düşer ve bulaşıcı bir hastalığa duçar olursa orada o hasta kişi dışarı çıkmasın dışarıdan da oraya kimse girmesin diyerek bir tedbir uygular. O nedir? Bizim dinimizin örneğidir, önderidir. Allah'ın sizin için en güzel örnek odur dediği son elçisidir. E şimdi biz Peygamber Efendimizin yaptığı gibi değil de biz onun dışında ya işte siz ne var her şeyde ya Rabbi Allah'ın ver Allah'ın ver şekliyle işte bu böyle tembellik işte böyle hayır öyle bir şey yok. Yani din bize çalışıp çabalamayı azmetmeyi gayret etmeyi istemeyi, uğraşmayı, didinmeyi sonra en zorda en sona geldiği zaman sonra feiza azem fe tevekkel alallah azmetin, çalışın, çabalayın, uğraşın, didinin sonra Allah'a bırakın. İşte az önce tabakta ya. söylediğimiz yani hakkımızda hayır nedir, şer nedir bilemediğimiz yerde ya Rabb'i hakkımda hayır eyle. Biz böyle yaptık ama ya Rabb'i sen bunu hakkımızda hayır eyle diyerek ondan isteme. Yani fiili dua işte orada hastalıkta öyle olduğu gibi çoluğumuzun çocuğumuzun evimizin barkımızın yarınlarımız için o rızık konusunda da çalışıp çabalama mesela bu kişisel açıdan böyle olduğu gibi yani yarınlarla alakalı bir şeyler yapma yani din bize sadece oturmayı emretmiyor İki günü bir olan aldanmıştır buyururken iki gün nasıl bir olur bir olmaz mesela diyelim ki bugün beş vakitten baskıldık yarın altı vakit diyebilir miyiz savaş bey Fatih bey yok diyemeyiz Orada ne var? O zaman ibadet konusunda değil. Mesela orucu bir ay, biz bunu iki aya çıkaralım. Burada fazlalık olabilir mi? Bu hadisin anlayışı böyle olabilir mi? Değil mi? Olmaz. O zaman Peygamber Efendimiz burada bize bir e, hedef gösteriyor. Yani e, çalışın, çabalayın, uğraşın, didinin yatmayın. Siz yani bir Müslüman'a düşen, çalışıp çabalamaktır. Fiili dua yapmaktır. Gidip işinde üretmektir. Ee, ilminde ilerlemektir. Yani bir günden diğer güne geçerken mutlaka üst üste bir şeyler koymak zorundadır. Yani bugün ne yaptıysan duası... yarın yarın artı bir şey olmalı. Öbürsün tabii tabii. Onun üzerine bir artı. Allah'tan... O istenmektir aynı zamanda yani bir insanın işinin başına gidip çalışması istemektir yani. Sabah erkenden kalkıp, kuşlar gibi siz de erkenden kalkıp da işinizin başına gitseniz rızkınızı arasanız Allah kuşları aç bırakmadığı gibi sizi de aç bırakmazdı buyuruyor hmm. Peygamberimiz. Her yani, rızkı yani, diyor. Evet. Peki hocam hani mesela siz çalışmaktan, çabalamaktan ve sonucu Allah'a tevekkül dediniz ya o ayeti okudunuz. Bir ayet de benim aklıma şöyle geldi. O elleyse ise l-insani illa Hani konuya direkt ben konunun bağlamında belki olmayabilir ama ben emin bir anekdot olduğu kanaatindeyim. İnsana ancak Allah karşılığını karşılığı. Orada Müslüman'a evet, demiyor. Evet, değil mi hocam? Evet. Ee, yani dolayısıyla Müslüman'a düşen vazife e, önce fiili olarak, eylemsel olarak yapması gerekenleri yapacak, sonra kavli olarak Cenab-ı Hakk'a yalvaracak. Neticeyi Allah'a bırakacak. Hayır mı, şer mi? O, o, o en güzel kararı o veriyor zaten. Orada da müdahale etmeyecek. Aynı. Peygamber Efendimiz çünkü e, o da dua ederken, Ya Rabbi, gönlümden geçenleri hakkımda hayır eyle. takdir ettiklerinde gönlümü razı eyle diye dua ederdi yani. Müthiş bir dua edeceğim. Evet. Yani e, biz isteriz, çalışırız. Peki hocam, hocam dua ediyorum, dua'm kabul olmuyor. Bu çok sıkça sorulan sorulardan ya. İşte ben de bu soruyu ya, sormak yani. istedim. Neden böyle bir algı var? Halbuki hani çok özür dilerim. Ve evet. kâle rabbukum ucu'ni esteciblekum ayetini belki söylersiniz. Ee, şimdi fezikuruni ezikurukum ve şükürüli ve la tekfurun. Ya eyyühellezine ahemmenü süte'inu bis sabri ve salâh. Şimdi beni anın ben de sizi anayım. Tamam. Fezkurun ki e, beni e, yalnız anarsanız ben de sizi yalnız anarım. İnsanlar içinde anarsanız ben de sizi insanlar içinde anarım. Yani e, öyle anlar olur. Biz e, Cenab-ı Hakk'ı orada farklı bir şekilde anarız. Cenab-ı Hak da başka bir yerde bizim yüzümüzü ak eder. Yani hmm. insanlar içinde anma farklı şekilde Cenab-ı Hak sevdirir. Şimdi böyle oldu ki beni anın ben de sizi anayım. Veşkuru li ve la Şükredin. Nankörlük etmeyin. Sonra Cenab-ı Hak'tan sabırla ve namazla isteyin. Allah böyle buyuruyor. Sabredin ve namaz kılarak isteyin. Yani biz e, ettim ettim olmadı. Yok. Bırakmak yok. Başlangıçta dediniz ki Allah'ın isimleriyle ayet okudunuz evet. ya. Allah'ın isimleriyle Allah'a yalvarın. Sonra bak bu da çok güzel bir ayet oldu hocam. Hani sabır ve namazla eğer Allah'tan bir talebiniz varsa bu doğrultuda dua ederseniz Allah ne diyor? Çaresiz kaldığınız yerde dua. kabul ederim diyor. Şimdi e, bununla alakalı bir Eski kavimlerden Peygamber Efendimiz'in verdiği bir örnek var. Üç kişi bir mağaraya sığınırlar. Yani Kısaca e, alırsak çok güzel olur hocam. Programın sonuna yaklaştık. Çok önemli bir e, Burada çok olacak. bu bağlamda çok farklı şeyler var ama bu şeyin e, sonucunda bize çok büyük ibretler var. Mesela e, dua e, dua etmeden önce kimin duası kabul olur? Bunlarla alakalı şeyler var. Mesela Peygamber Efendimiz e, çıkıp diyor ki eski kavimlerde e, üç kişi yola çıktılar ve yolda e, yağmur yağmaya başladı. Bir mağaraya sığındılar. Sonra o mağaranın önüne taşlar yığıldı diyor. Yani e, taş yığıldı e, sonra onlar uğraştılar, didindiler, açamadılar. Bizim hayatımızda mutlaka bir şey olmalı Fatih Bey. Yani bununla alakalı dua edeceğimiz zaman, isteyeceğimiz zaman, ''Ya Rabbi bunu vesile yapıyorum.'' diyeceğimiz bir şey mutlaka olmalı Fatih e, onlar da aynı şekilde çaresiz kaldılar ve baktılar ki olmuyor. Dediler ne yapalım? Olmadı yani uğraştık açılmıyor. Sonra o üç kişi başladılar ellerini açtılar dua etmeye başladılar. Bir tanesi dedi ki Ya Rabbi benim bir e, tuttuğum e, koyunlarım sürüm vardı. Onlara bir çoban tutmuştum ben. Bu çoban e, ücretini almadan çekti gitti yıllar geçti. Ben onun ücretiyle Ya Rabbi e, şu kadar koyun aldım ve onun koyunları 2-3 sene sonra geldiğinde bu kadar bir sürü yapmıştı. Ben onları ona verdim. Ne kadar ihtiyacımız var değil mi şu anda ona? Şu devirde, şu yaşadığımız dön dönemde kul hakkıyla alakalı, ezilmemekle alakalı, mazlumla alakalı ne kadar ihtiyacımız var buna? Diyor ki ben onun hakkını yememek için <laughs> onun parasıyla bunları aldım, bir sürü etti. Geldiğinde ona verdim diyor. Ya Rabbi bunu ben senin için yaptım diyor. Sadece rıza için yaptım. Tamam. Sonra ikincisi, ya Rabbi diyor benim bir eee Annem vardı yaşlıydı onu da diyor geldiğim zaman ben şey yapardım diyor önce onu yedirirdim içirirdim ve o şayet uyumuşsa sabaha kadar beklerdim o yemeden çocuklarımı yedirmezdim diyor. Bunu da ben ya Rabbi senin için yaptım diyor anne babasıyla alakalı şimdi anne babanın duası çokça kabul olunan mazlumun duası çokça kabul olunan dualardan misafirin duası çokça kabul olunan dualardan işte onun için biz dua etmek bir tarafa dua almayı da ihmal etmememiz gerekiyor. Peki onlar gerekir. o şekilde dualarını yaptılar değil mi hocam? Evet mağaranın. cenab ı Hak çıkış yolunu gösterdi. Peki de çıkış yolu gösterdi. Evet. ya yani hocam biraz özet anlattı çünkü vaktimizin sonuna geldik ama amaç e, bence hasıl oldu hocam e, sizin güzel bir duanıza bitirelim mi? Biz amin diyelim siz dua edin e, son 1 iki dakika buyurun hocam. Peki. İnşallah haftaya tekrar seyircilerimizle farklı bir konukla e, görüşeceğiz. Değil. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizler ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım bekleriz. Muhtaç olanlara bizi muhtaç etme. Amin. Ya Rabbi el açanlara el Boyun büktürme. Huzurundan başka bir yerde bize diz çöktürme. Amin. Sıratı müstakime, yolların en doğrusuna ulaştır. Amin. Ayaklarımızı kaydırma Allah'ım. Dalalette olanlardan, yolunu şaşmış olanlardan, yoldan çıkmış olanlardan bizi ve neslimizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Aynen. Ya Rabbi alemin. Bizler dua edin, kabul edeyim buyuruyorsun. Bizler de kabulünü umarak sana dua ediyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi bizler kendimiz için, ailemiz için, yurdumuz için, milleti İslam için, dünyanın bir ucundan bir ucuna bütün insanlık için... Hayır istiyoruz kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hayır olmayan şeyden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Alemin, devletimizi daim milletimizi kaim eyle. Amin. Ordumuzu güvenlik kuvvetlerimizi düşmanlara karşı mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara da edasının nasıbeyle. Ya Rabbi gönlümüzden geçenler hakkımızda hayır eyle. Takdir ettiklerini gönlümüzü razı eyle. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzetil yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم صل على محمد